Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Gündem Özel'in ikinci bölümü başladı. İkinci kısımdayız. Şimdi de bir başka konuğumuzu arayacağız. Stüdyomuzda kendisi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayağınızın tozuyla da evet. Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni döneminin ilk toplantısını yaptınız ve şimdi yanımızdasınız. Evet. Hayırlı olsun. İlk MYK'mızı yaptık Genel Başkanımızın başkanlığında. Yeni bir dönem başladı hepimiz açısından, hem partimiz açısından, hem Türkiye açısından yeni bir dönem başladı. Yeni bir dönem başladı. Artık iktidara yürüyüş kurultayının ardından ilk parti meclisi belirlenmişti. Şimdi de MYK artık tam anlamıyla CHP seçimi hazır diyebiliriz. Tabi bu kurultayda önemli bir şey gerçekleşti biliyorsunuz. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları önemlidir. Biliyorsunuz ilk hedefler beyannamesi. Gibi yine kurultaylarımızda almış olduğumuz kararlar Türkiye'nin hem geleceğini etkiliyor hem de Türkiye'ye bir yön veriyor. Bu ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi önemli bir beyanname. Burada hem Türkiye'nin sorunlarının tespiti var hem de çözüm önerileri var. Türkiye'nin hem ekonomik anlamda hem demokratik anlamda nasıl bir Türkiye olması gerektiğini, Türkiye'nin nasıl aydınlığa çıkabileceğini belirten bir beyanname aslında. Bizim tabii Anadolu tarihinde çok önemli dönüm noktaları var. Anadolu tarihinde 13. yüzyıl aydınlanmanın başladığı tarihlerden birisidir. Ve önemli bir tarihtir. Evet. Ardından yine birinci aydınlanma devri diyelim. İkinci aydınlanma devri ise 1919'dan başlayan 23'te ilan edilen Cumhuriyet'te başladı ikinci aydınlanma devrimi. Türkiye içine kapalı bir toplum, işsizliğiyle tamamen çökmüş bir toplumu tekrar var etme, tekrar aydınlanma devrimine başlatan ikinci dönemdir. Ki bu dönem çok önemlidir. Bazen konuşuluyor Cumhuriyet'in aslında değerini bilebilmek için hangi koşullarda kurulduğunu görmek lazım. Cumhuriyet nasıl kuruldu? Zaman zaman eleştiriliyor ya işte özellikle. İktidarda bulunanlar Cumhuriyet'i hep kendi dönemleriyle karşılaştırıyor. Ama o dönemi çok iyi bilmek lazım. Hatta 1923'te 1950 arası hiçbir şey yapılmadı diyorlar. Tabii öyle diyorlar. Bakın birkaç rakamı söyleyeyim hemen aklıma gelmişken. Türkiye Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu, hangi koşullarda kurulduğunu çok iyi bilmek lazım. Bakın 1910 ile 1920 arasında yaklaşık Türkiye 10 yıl boyunca aralıksız bir savaş, Osmanlı Cumhuriyeti, Osmanlı aralıksız bir savaş var. Balkan savaşları var, Birinci Dünya Savaşı var ve Kurtuluş Savaşı da var. Ardından Kurtuluş Savaşı, nüfusun 20 milyon olan nüfusun neredeyse üçte birini, her üç kişiden birini savaşlarda ve hastalıkta kaybetmiş bir ülke konumunda. Okuma yazma oranı erkeklerde %4, kadınlarda %7 seviyesinde. Eli pense tutan, eli alet tutan, bırakın mühendisi, işçimiz yok. Türkiye Osmanlı savaşların ve hastalıkların neticesinde önemli bir nüfusunu kaybetmiş. Neredeyse gencimiz kalmamış. Kapitülasyonların ağır baskısı var. Ona rağmen bir cumhuriyet kuruluyor. O cumhuriyet mühendisi yok, okuru yok, yazarı yok, çizeri yok. O cumhuriyet ne yapıyor? O cumhuriyet aslında olağanüstü bir, dünyada örneği olmayan bir başarı, bir devrimi gerçekleştiriyor. Bu sadece siyasal anlamda bir yeni ülkenin kurulması dışında bir ekonomik devrimde gerçekleşiyor aslında. Bakın o cumhuriyet, okuması yazması olmayan cumhuriyet, hastalıktan kırılan cumhuriyet, doktor sayısı toplam Osmanlı'daki doktor sayısı 500, ebe sayısı 3, eczacı sayısı 200 civarında olan cumhuriyet ne yapıyor? 1926'da şeker fabrikaları açmaya başlıyor. Bakın Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası açmaya başlıyor. Kayseri Uçak Fabrikası'nı açıyor aynı cumhuriyet. Olağanüstü bir devrim, olağanüstü bir kalkınma, tabii imkansızdan Avrupa'da eğitime gönderiyor kendi gençlerini ve önemli bir aslında devrim, yani bunun kıymetini bilmek lazım. Türkiye 1923'ten başlayarak olağanüstü bir gelişme gösteriyor. Şimdi övünüyorlar ya yoldan demir yolları anormal şekilde büyümeye başlıyor. Sümer banklar, şeker fabrikaları, petkimler vesaire birçok fabrika açılıyor. Ağır işte sürecin sonucunda Seydişehir Alüminyum Fabrikası gibi onlarca fabrika açılıyor ve Türkiye hakikaten o dönemi başlangıç dönemiyle geldiği noktayı karşılaştırmak lazım. Ayrıca yine o dönemde bir İkinci Dünya Savaşı yaşanıyor. 1929 buhranı yaşanıyor
ve bu Türkiye kalkınırken, büyürken kapitülasyonla ilgili dış devletlere borcunu ödüyor. Düşünün ki Duyun-u Umumiye'de çalışan, yani Osmanlı'yı esir almış Kannemen, Duyun-u Umumiye'de çalışan memur sayısı 9.000, toplam devlette çalışan memur sayısı 4.000 civarında. O nedenle bu dönemin kıymetini iyi bilmek lazım. Cumhuriyet hangi koşullarda kurulmuş, nasıl kurulmuş, evet, ve nasıl yükselmiş onu bilmek lazım. Ardından 1929 dünyayı sarsan ekonomik buhran, ardından 1939'dan sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ona rağmen kalkınmasını gerçekleştiren, savaşa sokmayan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu döneme Anadolu'nun ikinci aydınlanma dönemi diyebiliriz. İddialı bir şey söyleyeceğim. Bu geçtiğimiz hafta yayınladığımız ikinci yüzyıl beyannamesi ise Türkiye'nin üçüncü aydınlanma dönemini başlatan önemli bir beyanname. Hepimiz kurultay iradesiyle ortaya çıkmış bir beyanname. Orada hukukundan ekonomisine, iş barıştan sosyal konulara kadar 13 maddelik bir bildirge var. Bunu bütün topluma anlatacağız, bütün Türkiye'ye anlatacağız. Önemli bir beyanname, onu söylemek lazım. Kurultayımız bu açıdan da önümüzdeki dönem konuşulduğu zaman 13 maddelik ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin konuşulduğu bir kurultay olarak hatırlanacaktır. Evet, peki. Şimdi bir de geçtiğimiz günlerde açıklanan işsizlik rakamlarını, evet, ele alarak başlayalım isterseniz. Bu açılıştan sonra TÜİK tırnak içine söylüyorum, müjdeyi verdi. Müjdeyi verdi. Müjdeyi verdi. Mayıs ayında 15 ve daha yukarı yaşlardaki vatandaşlarımız arasında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı azalırken çalışan insan sayısı da azalıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre ise 2 milyon 411 bin kişi de çalışma hayatından çekildi. Buna tam anlamıyla mucize diyenler var, müjde, evet, diyenler var. Siz ne diyorsunuz? Biz buna TÜİK mucizesi diyoruz. TÜİK mucizesi. TÜİK mucizesi. Hı-hı. Hakikaten bakın sadece işsizlik konusunda değil, enflasyon konusunda da bir mucizeye imza attı. Aylık enflasyonun 0.56 arttığını söyledi. Yine önemli bir mucizeye imza attı. O da nedir? Türkiye dünyada en çok büyüyen ülke konumuna geldi. %4.5'te en çok büyüyen ülke konumuna geldi. Yani Amerika'sı %30 küçülüyorken, evet, biz %4.5 küçülürken Türkiye büyüyor. Tabii tamamen hakikaten bir mucize. Bu rakamları açıklamak, bu rakamları söylemek hakikaten bir mucizeye imza atmak. Sokak öyle mi? Bir bakalım ona. Hı hı. Bakın dünyada istihdam azalırken İşsizliğin azaldığı bir başka ülke yok. İstihdam azalırken işsizliğin azaldığı başka bir ülke yok. Bakın Türkiye'de 2019'dan Mayıs ayından 2020 Mayıs ayına göre 311 bin kişi işsiz sayısı azalmış. Siz de söylediniz. 2 milyon 411 bin kişi istihdam azalmış. TÜİK verilerine göre işsiz sayılmayanlara bir bakalım. İş bulma ümidi olmayanlar ve çalışmaya hazır olan, bakın, İş bulma ümidi olmayan ama çalışmaya hazır olan Mayıs 2019'da 2 milyon 294 bin kişi iken Mayıs 2020'de 4 milyon 713 bin kişi iş bulma ümidi kalmamış ama bunlar işsiz olarak değerlendirilmiyor. Bakın çalışmaya hazır ama iş bulma umudu olmayan tam 4 milyon 713 bin kişi var Türkiye'de. Bunlar işsiz olarak değerlendirilmiyor. Yine birkaç rakamı sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Tabii. Bakın, Türkiye'de genç işsizlik diye bir kavram var ki dünyada örneği yok. Avrupa'da bir numarayız. Bakın 15-24 arası grubunu kapsayan genç nüfusun yaklaşık %25'i, her 4 gençten biri işsiz. 15'te 24 yaş arası her 4 gençten biri işsiz. 15-19 yaş arasında bundan toplam 5 milyon 961 gencimizin %20'si, yani 1 milyon 715 binin ne eğitimde ne istihdamda yer almıyor. 15-19 yaş arası nüfusun yaklaşık %20'si, yani 1 milyon 715 bin genç ne eğitimden faydalanabiliyor ne işten faydalanabiliyor. Evet. Yine 20-24 yaş arası toplam 5 milyon 731 bin gencimizin %40'ı, yani 2 milyon 225 bini ne eğitimde yer alıyor, ne istihdamda yer alıyor. Yine çarpıcı bir rakam Atabey, 25-29 yaş grubunda bulunan 6 milyon 115 bin gencimizin 2 milyon 450 bini, yani %40'ı
ne istihdamdan ne de eğitimden faydalanamıyor. Neredeyse bu nüfusun yarıdan fazlası, genç nüfusun yarıdan fazlası ne istihdamdan ne de eğitimden faydalanabiliyor. Kısaca 20-24 yaş arasındaki gençlerimizin %40'ı, 25-29 yaş arasındaki gençlerimizin yine %40'ı evde annesinin ve babasının vereceği harçlığa bakıyor. Evet. Peki bu aileler kim? Bu çocukların aileleri kim? Ya emekli, ya emekli, ya geçimini kıt kanaat sağlayan insanlar. Tutup bunlar da varlık içinde yüzmüyorlar. Varlık içerisinde yüzmüyorlar. Evet, emekli yine maaşıyla geçiniyorlar. Bu dönemde, pandemi döneminde Allah TÜİK'e akıl ve fikir versin, vicdan versin. TÜİK'in verilerine Türkiye'de AKP ve MHP'ye oy veren insanların dahi %81'i inanmıyor. Bakın, bu dönemde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatılan 252.690 iş yerinde 2.413.000 kişi iş kaybına uğramış. İş kaybına uğramış. Bakın, işsizlik rakamları açıklanıyor. Dünyada nasıl yapılıyor, buna bakmak lazım. Şimdi Mayıs 2019'da toplam istihdam 28.267.000 kişi, iş başında olmayan 1.308.000 kişi iken Mayıs 2020'de 5.011.000 kişi iş başında olmayan nüfusumuz var. TÜİK verilerine göre 40 saatten az çalışan, daha fazla çalışmak isteyenlerin oranına baktığımız zaman Mayıs 2020'de eksik veya yetersiz istihdam nedeniyle çalışan sayısı 1.9 milyon kişi. Toplam TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlara dayanarak toplamda 11.6 milyon kişi çalışmaya hazır olduğu halde çalışamıyor ve gelir kaybı yaşamasına, haftalık çalışma süresinin altında çalışmasına rağmen işsiz sayılmıyor. Evet. Yani toplam Avrupa Birliği veriler standartlarına göre, İLO ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi gibi uluslararası kurumlara göre bu insanlar işsiz sayılıyor. Rakam ne kadar? 11.6 milyon insan işsiz sayılıyor. Başka kim var tabi? Zaman zaman gündeme getiriyoruz. Bununla ilgili de çalıştaylar yaptık. Bakın, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalan 6 milyona yakın sokak emekçisi var. Kim bunlar? Seyyar satıcısı, kestanecisi, simitçisi, çiçeklisi, sokak müzisyeni gibi yaklaşık 6 milyona yakın insan işsiz kalmış durumda. Başka kim yine var pandemi döneminde işsiz kalanlar? Sık sık söylüyoruz, bir daha vurgu yapmak lazım. Örneğin senin benim evime gelen temizlikçi emekçiler, kadınlar, 1 milyona yakın kadın şu anda işsiz. Yine bakın, çok dikkat çekmiyor. Kahvehaneler, çay ocakları gibi önemli Türkiye'nin kültüründe yer alan ve bizim önemli bir sosyalleşme kurumu olarak gördüğümüz kahvelerde önemli bir işsiz oluştu. Bu insanlar gün kazanıp gün yiyor. Şimdi gün kazanıp gün yedikleri için bunlar da işsiz sayılmalı. Kahvehanecisi var, ne bileyim servisçisi var. Okullar, bakın, okullar açılamadığı için pandemi nedeniyle evet, on binlerce servis minibüsçüsü vesaire işsiz kaldı. Hele hele bu kahvehaneler, berberler, kuaförler, eğlence merkezleri gibi baktığımız zaman Türkiye'de pandemi nedeniyle, sadece pandemi nedeniyle önemli bir işsizliğin oluştuğunu görüyoruz. TÜİK ne kadar söylerse söylesin, buna inanmak mümkün değil. Bakın, ne diyor TÜİK? Enflasyon diyor 0.56 artık diyor. Ya sokağa bakıyorsunuz, bakın sokağa bakın, onlarla ilgili birkaç rakamı sizinle paylaşayım. Tabii ben. Bakın, açıkladığı rakam ne diyor? Enflasyon hesaplıyor bakın. 0.56 arttı diyor. Ben birkaç rakamı sizin dikkatinize sunayım. Pirinç geçen yılın 2019'un asgari ücretiyle 2020 Temmuz fiyatını karşılaştıralım bakın. 2019 Temmuz fiyatında pirinç 9.40 lira, 2020'de 11.95 lira, artış oranı %27. 200 kilo da, artık 20 kilo daha alım gücü düşmüş durumda. Bakın, asgari ücret alan birisi artık geçen yıla göre 20 kilo daha az pirinç alıyor. 250 kilo daha az bulgur alabiliyor. 250 kilo daha az bulgur alabiliyor. Eskiden almış olduğu maaşla 2019 maaşla 2020 maaşını karşılaştırdığımız zaman 309 paket daha az makarna alabiliyor.
Bakın rakam çok verebiliriz. Örneğin beyaz peynir, beyaz peynire baktığımız zaman 50 paket daha, pardon, 4 paket daha az beyaz peynir alabiliyor. 50 kilo daha az yoğurt alabiliyor. Dolayısıyla TÜİK'in verdiği rakamlarla, gerçek rakamlara baktığımız zaman arada dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. Ne diyor beyefendi çıkıyor televizyonlara, dün de söyledi, ne diyor? Türkiye'nin diyor milli geliri işte şu buradan buraya geldi diyor. Evet. Ya Türkiye, 20 yıl yönetmişsin Türkiye, 20 yıl yönetmişsin, 18 yıl yönetmişsin. Geldiğin nokta buzdolabıyla ölçmeye çalışıyor. Hı hı. Çamaşır makinesiyle ölçmeye çalışıyor. Yani diyor ki benim dönemimde, utanmasalar diyecekler ki benim dönemimde buzdolabı icat edildi. Benim dönemimde çamaşır makinesi geldi diyecekler. Hatta utanmasalar diyecekler ki eskiden Beşiktaş'tan Üsküdar'a sandalla geçiyorduk. Şimdi tekne vapurla geçiyoruz diyecekler. Hatta eskiden Ankara'da, İstanbul'da yangınları tulumbayla söndürüyorduk. Şimdi itfaiye araçlarımız var diyecekler. Ya denebilir çünkü musluktan su akmıyordu AKP dönemine kadar diyenler onu da diyor. Öyle bir algı var. Yani ne diyor? İşte bizim dönemimizde musluktan, hatta ne diyor? Bizim dönemimizde insanlar ölümüyle ilgili şeyler söyleniyor. Şimdi evet. Mercedes'le gönderiyoruz diyorlar. Yani böyle bir algı ama gerçek farklı, algı farklı. Bakın Ata Bey, televizyon ekranlarında yandaş medyaya baktığımız zaman farklı bir Türkiye var. AKP siyasetçileri konuştuğu zaman farklı bir Türkiye var. Sokağa çıktığınız zaman, pazara çıktığınız zaman farklı Türkiye var. Ne diyor? Emeklinin mutlu olduğu, işsizliğin yok olduğu, enflasyonun düştüğü, faizin olmadığı bir ülke olarak gösteriliyor Türkiye. Ama sokağa çıktığımız zaman çok daha farklı bir Türkiye var. Her 3 gençten yaşlara göre baktığımız zaman yaklaşık %40 gencimiz istihdamdan ve eğitimden çalışmaya hazır olduğu istihdamdan ve eğitimden hakkını alamıyor, faydalanamıyor. %40 yani. Sokağa çıkın, en büyük problem işsizlik. Üniversite bitiren işsiz, üniversite bitirmeyen işsiz, kadın işsiz, genç işsiz. Türkiye'nin en büyük problemi şu anda işsizlik. Türkiye'nin en büyük problemi şu anda yokluk. Bakın asgari ücretin alımı 6 ayda neredeyse yarı yarıya asgari ücretin alım gücü düşmüş durumda. Bunu kimse konuşmuyor. Ekranlara baktığımız zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı izlediğimiz zaman güllük gülistanlık bir Türkiye, uçan bir Türkiye ama sokağa çıktığımız zaman da ekonomik buhranın büyük bir şekilde yaşandığı, işsizliğin, yoksulluğun yaşandığı bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bakın pirinci zamlanıyor, eti zamlanıyor. Zamlanmayan ne var, ne var Ata Bey? Ben size söyleyeyim. 2015 bir yılında herhalde. 2015 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun taahhüdüyle ne diyorduk? Emekliye bir maaş ikramiye vereceğiz diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Onu getirdiler 1000 lira yaptılar. Peki bu 1000 lira 2015'ten bugüne emekliye veren ikramiye arttı mı? Artmadı. Hayır. 2015'ten bugüne artmayan bir şey var mı? Neredeyse 1000 TL'nin alım gücü neredeyse %70 azalmış durumda. Yani 2015 yılında 1000 lirayla aldığınız bir şey şu anda o alım gücüne baktığımızda 300 liraya düşmüş durumda. 300 liraya düşmüş durumda. Bu nedenle Türkiye'nin gerçeği sokakta, pazarda, Türkiye'nin gerçeği evlerde. Yoksul evlerine baktığımız zaman yaşananları görüyorsunuz. Bir taraftan böyle bir Türkiye var. İş bulamayan, iş bulamadığı için intihar eden, çocuğuna pantolon almadan kendini yakan bir Türkiye var. Bir Türkiye daha var ki orada lale devri yaşanıyor. Her şey güldük gülük. Lale devri yaşanıyor. Bakın dün utançlarından Pamukkale Üniversitesi rektörünü görevden aldılar. Karısına özel kadro verdiği için. Hı hı. Bu sadece kamuoyunun gündemine gelen bir şey. Bakın her yerde yaşanıyor. Malatya'sında yaşanıyor, Ankara'sında yaşanıyor. Üniversiteler adeta Ata Bey, üniversiteler adeta AKP'li siyasetçilerinin yakınına iş bulma kurumuna dönüşmüş durumda. Ya sen bundan utanıyorsan birkaç örnek vereceğim bakın. Unutulmasın diye birkaç örnek vereceğim. Bakın geçtiğimiz aylarda bankaların yönetim kurullarına atamalar yapıldı. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu bir bankanın yönetim kurulu başkanı yapıldı. Yine bankalar, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ata Bey siyasetçi eskilerine iş bulma kurumuna, onların cüzdanlarını, ceplerini doldurma kurumuna dönüşmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, ardından Büyükçekmece'de seçim kaybeden Mevlüt Uysal nerede? Bir bankanın yönetim kurulu üyesi. Eski meclis başkan vekilleri de bir başka
bankanın yönetim kurulu üyesi. Peki güreşçiliğiyle, pehlivanlığıyla tanıdığımız eski milletvekilleri de o da bir başka bankanın yönetim kurulu üyesi. Allah 3-4 maaş almıyormuş, Allah, iki maaş olur. Tabii Allah bunların gözünü doyursun, Allah bunları ıslah etsin. Bir tarafta sokakta ekmek toplayan, çocuğuna iş bulamayan bir kadın, çocuğuna iş bulamayan, üniversiteyi bitirmiş çocuğuna iş bulamayan bir kadın, diğer tarafta bankalara yönetim kurulu üyeleri atanan yandaşlar. Bir tarafta KPSS'de ilk 100'e giren, ilk 50'ye giren ve ataması yapılmayan, mülakatla elenen fakir fukara yoksul çocukları, diğer tarafta saraya, bankalara, telekoma danışman yapılan jöleliler. Bakın unutuldu gitti. Jöleli kaç yerde maaş alıyor? Veya AKP'li milletvekili eskisi kaç tane sarayda danışmanlık yapıyor? Bunun hesabını kimse biliyor mu? Bunun hesabını kimse biliyor mu? Bilmiyor. Bakın bunların yatacak yeri yok. Bunların yatacak yeri yok. Bu kadar ya sen rektörün karısını özel kalem müdür yaptığı için görevden alıyorsun. Arkadaşım balık baştan kokar. Balık baştan kokar. Cumhurbaşkanının atamış olduğu Hazine ve Maliye Bakanı kim? Damadı. Hı hı. Sen damadını yaparsan o da karısını yapar. Bu gayet doğal aslında. Bakın bununla ilgili Türkiye Atabey tam olarak bir akraba cumhuriyetine dönüşmüş durumda. Kimler giriyor? Sakın yanlış anlamayın. AKP'ye oy veren fakir fukara çocukları bankaların yönetim kurulu üyesi olamıyor. Veya AK Parti'ye oy veren fakir fukara çocukları üniversitelerde, devlette memur olamıyor. Kim oluyor? AKP'li milletvekillerinin çocukları, gelinleri, kardeşleri oluyor. Şanslı aileler. Tabii şanslı aileler oluyor. Yani tam bir akraba cumhuriyetine dönüşmüş durumda. Tam bir Türkiye akraba cumhuriyeti gibi yönetilmekte. Saray danışmanlarına bakın. Sarayda çalışan eski milletvekillerine bakın. Bunlara ne danışılıyor bilmek mümkün değil. Çeşitli kurullar oluşturuluyor yeni sisteme göre. Çeşitli kurullar oluşturuyor. Bu kurullara bu insanlar niye alınmış ve neden maaş ödeniyor anlamak mümkün değil. Bakın Yüksek İstişare Kurulu diye bir şey oluşturuldu. Evet. Unuttuk gitti. Eski meclis başkanlarının ve eski AKP siyasetçilerinin oluşturmuş olduğu kurumlarda kim çalışıyor? Milletvekili, emekli milletvekili maaşıyla geçinen, çeşitli bankalarda yönetim kurulu üyeliği yapan, çeşitli firmalarda danışmanlık yapan insanlar bir maaş daha oradan alıyor. Allah bunların gözünü doyursun, Allah bunları ıslah etsin. Tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar ülke yoksulluk yaşarken bir şatafatın yaşandığını görmemişizdir. Makam arabası bakımından, şatafat bakımından, israf bakımından böyle bir dönemi daha önce yaşamadık. Şimdi Pamukkale Üniversitesi rektöründen bahsettiniz. Görevinden uzaklaştırıldı. Acaba medyaya yansımasıydı, yine de aynı karar verilecek miydi diye şüphe duyuyoruz. Efendim sadece o örnek değil ki. Dediğim gibi bu buzdağının sadece gözüken kısmı. Evet, çok az bir kısmı. Türkiye'nin devletin bütün kurumlarında liyakat yok edilmiş durumda. Bakın hakimlik sınavına giriyorsun, ilk 50'ye giriyorsun, hakim olamıyorsun. Yandaş değilsen. Ne bileyim bir KPSS'den puan alıyorsun. Aylarca fakir fukaranın en büyük ümidi ne? KPSS. Aylarca çalışıyor, emek veriyor. İyi bir gelecek, geçim sağlamak. 90 puan alıyor. İşte ilk 1000'e giriyor, ilk 100'e giriyor. O işe giremiyor. Ama ondan çok daha başarısız olanlar AKP vekillerinin yakın olduğu için ve AKP'lerin yakın olduğu için devletin kademelerine dolduruluyor. Peki şu Trabzon'daki örneğe ne dersiniz? Yine bu atamaların ardı arkası kesilmiyor. Trabzon Üniversitesi bünyesinde çalışacak büro personeline ilanına başvuru için insansız hava aracı ticari pilot sertifikasına sahip olmak şartı getirdi. Bu şartı taşıyan da ne kadar şaşırtıcı tek bir isim var. Tabii ki. Yani orada iş alındı, adrese teslim. İşe alınan kişinin ise tesadüf bu ya, Trabzon Üniversitesi'nde bir profesörle aynı soyadı taşıması da dikkat çekiyor. Tabii yani maalesef. Devletin malı deniz, var mı ya? Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Bu zihniyette yönetilen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Rektörü öyle, öğretim üyesi öyle, siyasetçisi öyle. Bakın dünyada Türkiye kadar yoksulluğu çekip şatafatı yaşayan bir başka ülke yok. Ben geçtiğimiz günlerde yine Halk TV'de belirtmiştim. Almanya'nın ekonomik büyüklüğü bizim çok büyük üzerimizde. Toplam milli geliri bizim yaklaşık 7-8 katımız. Almanya dünyanın en büyük araç üreticisi değil mi? Bildiğimiz bütün markalar Almanya'da üretiliyor. Evet, lüks otomobillerin markalarının hep bakın, evi olduğu yer. Türkiye'nin milli geliri 8 bin, Almanya'nın 40 bin. Onlar da makam araç sayısı 30 bin,
Türkiye'de 125 bin. Japonya'da 20 bin, Türkiye'de 130 bin. Hı hı. Bakın, geldiğimiz nokta bu. Ama Türkiye parmakla gösterilebilecek. Tabii Türkiye parmakla yani gösterilecek, Türkiye uçuyor diyorlar. Hı hı. Ama Türkiye'nin geldiği nokta hakikaten iç açıcısı. Daha önce yaşanmayan işsizlikte, daha önce yaşanmayan dramlar yaşanıyor Türkiye'de. Peki bu ne olacak, bu dolar euronun hali bu kadar arttı etti ve hemen ilk yansımalarında gördük Veli Bey. Motorine 16 kuruş zam, benzine 23 kuruş daha, bunlar başlangıç diye insanlar bakıyor. Artık yarım gün elektriğe, doğalgaza, suya da yansıyacaktır. Ve aklımızın hayalimize sığmayacağı bir sürü kaleme de yine zam yağmuru gelecek. Yani sonbaharla beraber biz işte salgına nasıl uğraşacağız, grip sezonu açılıyor, bunlarla baş edebilecek miyiz derken bir de zam vuracak tabii, vatandaş. Türkiye, her doların bir kuruş artmasında ve 10 kuruş artmasında Türkiye'de bütün kitleler etkiliyor. Dolar bize ne demeyin. Bütün borçlarımız dolarla. Hı hı. Bütün borçlarımız dolarla. Bu garantili dediğimiz garantili yani geçiş şeyleri. Geçiş ve garantili yapılan şehir hastaneleri, hı hı, köprüler, havaalanlarındaki bütün anlaşmalarımız dolar üzerinde. Her gün dolar arttıkça Türkiye yoksullaşıyor. Her dolar attığında Türkiye yoksullaşıyor, 3-5 tane zenginleşiyor ve bir avuç İngiltere'deki, Londra'daki tefeci zenginleşiyor. Hı hı. Doların artması her gün Türkiye'nin yoksullaşması demek. Ne diyordu seçimden önce, 24 Haziran seçimlerinden önce? Verin bu kardeşinize yetkiyi, dolar nasıl düşüyor, faiz nasıl kontrol altına alınıyor diye göstereyim diyordu. Bakın Türkiye'nin bütün kaynakları çarçur edilmiş durumda, yok edilmiş durumda. Varlık fonuyla Türkiye geleceği satılmış durumda. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervlerimiz yok olmuş durumda. Ama hala bunlara rağmen televizyon reklamlarına çıkılıyor. Milli gelirin 2002'den bugüne kadar ne kadar arttığı söyleniyor. İşte buzdolabı satışının ne kadar arttığı söyleniyor. Çamaşır makinesi sayısının ne kadar arttığı söyleniyor. Utanmasına biraz önce söyledim ya, İstanbul'dan Ankara'ya eskiden kanıyla gidiyorduk, şimdi uçakla gidiyoruz diyecekler. Bu da söylenebilir ama Türkiye ekonomisi maalesef çökmüş durumda ve Türkiye ekonomisi maalesef yoksulların her gün yoksullaştığı, zenginlerin her gün zenginleştiği bir duruma gelmiş durumda. Hı hı. Zenginliği de ayrılıkçı, böyle ayrıcalıklı zenginler diyelim. Yani yoksa namusuyla üretim yapan fabrikalar, namusuyla üretim yapan sanayiciler, evet, namusuyla üretim yapan esnaflar da her gün yoksullaşmakta. Türkiye tarihinin en büyük krizini yaşamaktadır. Hı hı. Ne olacak peki? Niye bunlar konuşurken çok o konulara girmemeye çalışıyor, dikkat ediyorsanız dikkat. Hı hı hı. Başka konular konuşmaya çalışıyor. İşte kimi zaman gerginlik, kimi zaman hiç gündemde yokken işte çağrılar yapılıyor. Bunların konuşulmasını i̇şte istemiyor. Ayasofya gibi konular çıkıyor. Bir Ayasofya çıkıyor. Bazen Lozan tartışılıyor. Bazen sözcü bu bizim hikayemiz değildir diyor, yazılan hikaye. O ne demektir? Mesela onu da çok anlayamadık. Yani biz artık kendi hikayemizi yazacağız diyor. Zaten 1923 yılında bu yani Osmanlı Devleti'nin küllerinden doğan yepyeni bir cumhuriyette zaten bizim kendi hikayemiz bu değil miydi? Bunların hikayesi herhalde başka hikaye bunların hikayesi. Bunların hikayesi İhvan hikayesini herhalde anlatıyorlar veya ne bileyim Taliban hikayesi herhalde söyleniyor. Bakın Türkiye, bu yaşanan da Türkiye'nin hikayesidir. Osmanlı'nın batışı da Türkiye'nin hikayesidir. Hı hı. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar Osmanlı subayları. Atatürk bir Osmanlı subayı. İnönü bir isim Osmanlı subayı. Fevzi Çakmak bir Osmanlı subayı. Dolayısıyla yani... Ve o Osmanlı'nın da borcunu ödedik. Siz söylediniz konuşmanızın başında. Osmanlı da borcunu. Düğün Umumiye'nin borcunu kapandı. Onların hedefi Türkiye'nin aydınlanması. Türkiye'nin parlamenter sisteme geç. Daha doğrusu ilk kez aydınlanma dediğimiz 1836 herhalde hedef gösteriyorlar. Bu yaşanan hepimizin hikayesi. Bakın her yerden bir ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Şimdi ben gittiğim yerde zaman zaman konuşuyorum. Bu ülkede, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerler, kurucu babalar tartışılmaması lazım. Hı hı. Değil mi? Tartışılmaması lazım. Evet. Kim bu işi tartışıyorsa bir ayıbı örtmeye çalışıyordur. Bakın bu 1453'te İstanbul'u alarak Türklere Türkiye hediye eden Fatih Sultan Mehmet bizimdir. Ve Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle minnetle anıyorum. Bakın çağ açıp çağ kapatan bir padişahtır. Fatih Sultan Mehmet bizimdir. Çağının çok ötesinde entelektüel birisi ve çağ açıp çağ kapatıyor. Ve dünyanın en güzel şehrini, içinden boğaz geçen şehrini
bizi armağan ediyor. Gurur duyuyoruz hepimiz. Fatih tabii. Sultan Mehmet Allah rahmet eylesin. Yine işgal edildiğinde bakarak, işgal ordularına bakarak geldikleri gibi giderler diyen çakmak çakmak gözleriyle bakan Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'u Türklere hediye etmiştir. Türkiye'ye hediye etmiştir. İşgal altındaki İstanbul'u kurtarmıştır. O nedenle, i̇kinci kez aslında fethediyor. Tabii ikinci kez fethediyor. Yani? İkinci kez kurtarıyor. Evet. O nedenle Allah Mustafa Kemal Atatürk'ten razı olsun. Allah ona binlerce kez zahmet etsin. Şimdi ne diyor bazı meczuplar? Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyorlar. O meczuplar bir ayıplarını kapatmak için yapıyorlar. Ayıplar ne? Ayıplar ne? Ayıplar FETÖ. Ayıpları Fethullahçılık. Ayıplar 15 Temmuz. Bakın. Bunları örtmek için diyorsunuz. Bu Atatürk'e lanet okuyan meczup. Meczup aslında o FETÖ'nün uşağı. FETÖ'nün uşağı niye söylüyorum? FETÖ'nün en büyük projesi neydi? Dinler arası diyalog değil mi? Dinler arası diyalogdu. Bununla ilgili kitap kim yazmış? O meczup yazmış. Adil Öksüz'ün doktora tezinde kim var? O meczup var. Ne yapıyor o meczup? Elinde kılıcıyla Atatürk'e lanet okuyor. Eğer bunlar bir ayıpları yoksa niye bir ülkenin kurucu babasına, bu ülkenin çimentosuna lanet okusun? Ki Atatürk sadece bizim değil, bizim gibi düşünen insanların değil, Türkiye'de yaşayan herkesin çimentosudur. Herkesin çimentosudur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa bilin ki ona borçluyuz. Hep söylüyorum, bunu söylemekten bir kez daha söyleyeyim. O Atatürk ki bu toprakların yetişmiş olduğu en büyük devrimcidir. En büyük devrimcidir. Bakın kafasında planlamış, Osmanlı işgal edilmiş, kimi manda diyor, kimi İngilizlerin peşinde, kimi padişah ülkeye ihanet ediyor, damat sevgi imzalıyor ama biri çıkıyor, biri çıkıyor, bütün o emperyalistlere meydan okuyarak boynunda idam fermanı asırırken herkese meydan okuyarak Türkiye Cumhuriyeti tekrar var ediyor. Bu toprakları işgalden kurtarıyor. Bu toprakları emperyalistlerden kurtarıyor bu topraklarda. Şimdi bu topraklarda Kur'an, her şeye rağmen Kur'an'a lanet okumak, lanet okuyana zarar verir. Mustafa Kemal Atatürk'ün değerinden bir şey kaybetmez. Bu Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, CHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye oy veren herkesin ortak çimentosudur. Bakın Hakkari'sine gidin, Edirne'sine gidin, Mustafa Kemal Atatürk bu şekilde tartışılmaz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur ve kurtarıcısıdır. Aynen öyle. Bunu zaman zaman, tabii bu aslında tek başına yapılmış bir lanetleme diye ben size söyleyeyim. Bu niye birisi çıkıp kınamadı, niye birisi eleştirmedi? Bu o siyasi anlayıştaki insanlar da Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef göstermekte, onun değerleriyle her gün uğraşmaktadır. Peki bizim geleneğimizde, göreneğimizde işte kılıçla hutbe okumak, cemaati idare etmek var mıdır? Şimdi şöyle, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki ilk cuma namazında ve bayram namazında kılıçla hutbeye çıkmasına gelen eleştirilere yanıt veriyor. Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var diyor. Neden bu kadar çok tartışıldığını anlayamamış olsa gerek. Bu tarzdan bir yorum yapıyor ve tabii lanet okumayı acaba da ısrarla o hutbeye çıkarken, kılıçla çıkarken kimle savaşmaya çıkıyor onu anlamak mümkün değil. O camiye gelenlerle mi? O cemaatle mi, kimle savaşmaya çıkıyor onu da anlamak mümkün değil. Dediğim gibi biraz önce aslında kılıçtan öte o konuştuklarının tartışılması lazım. Ve maalesef ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk ki onun koltuğunda oturmuş olduğu koltuğu da Diyanet İşleri'nde kuran Cumhuriyet'tir, Atatürk'tür. Ona lanet okumak, ona laf söylemek laf söyleyenlerin ayıbıdır. Ona lanetlerin lanetlenmesi gereken bir durumdur. Bir de bu Kanal İstanbul meselesi hala konuşuluyor. Sözcü'den Murat Muratoğlu'nun da yine güzel bir yazısı da vardı. Taslağa göre proje klasik yap işlet devret modelinde olacak. Hani devlet kendi imkanlarıyla yapacaktı? Ne oldu? Para mı kalmadı? Ah ah ne olacak bu iktidarın kendini darı ambarında sanması diyor. Bu nasıl bir azimdir arkadaş? Milyonlarca insan ücretsiz izne çıkartılmış, yarın ne yiyeceğiz, faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken döviz patlamış, faizler uçuşta, esnaf, işçi, serbest meslek erbabı, kredi borçlusu, yüz binlerce vatandaş hop oturup kalkıyor ama bunlar hep Kanal İstanbul derdinde. Tabii bunlar Kanal İstanbul çünkü, çünkü orada rant var, çünkü orada para var, çünkü orada yandaş zengin etme var. Bakın bu yap işlet modeli, özellikle dolar üzerinde yap işlet modeli Türkiye'ye ihanettir. Genel Başkanımız 2018 Ağustos'unda yani krizin yeni çıktığı zaman söyledi. Biz bir
13 maddelik bir öneri sunduk. Burada diyorduk ki yap, işlet, devret projelerindeki garanti ödemelerini dolara değil Türk lirasına çevir diyorduk. Hı hı. O zaman dolar 4 liraydı, şimdi kaç lira dolar? 7,5 lira dolar. Bak Türkiye bu anlamda yarı yarıya yoksullaşmış durumda. Bakın bunların tamam hikayesi rant. Genelgelerle iş yerleri kapatılıyor. İnsanlar ücretsiz izine gönderiliyor. Çalışan yer neresi biliyor musunuz? Çalışan yer Marmaris'teki Kaçaksaray, Ahlat'taki saray. Bunlar çalışıyor hala. Bunlar da inşaat hala durmuş değil. Hala saraylar inşa edilmeye çalışılıyor. Yani diyorum ya biraz, sözümün başına söyledim. Tarihimizde hiç bu kadar şatafatın, israfın olduğu dönem yok Atabey. Hatırlayamazsınız. Bakın bir tarafta bin odalı saraylar. Hala o saraylar yapılan inşaatlar. Ardından Ahlat'ta bir saray, Marmaris'te yazlık saray. Allah aşkına. Yazlık, Allah aşkına. Uçanın yüzeni. Ya sen bunu hangi ihtiyaca dayanarak yapıyorsun? Ahlat'taki sarayda kaç gün kalacaksın? Marmaris'teki 400 milyon, 500 milyon harcadığın sarayda kaç gün kalacaksın kardeşim ya? Bu fakire, fukaraya yazık değil mi? Günah değil mi ya? Bakın bir taraftan insanlar aç, bir taraftan nüfusun 27 milyona yakınını 1000 liranın altında parayla geçirmeye çalışıyor. Bir diğer taraftan işte 3 tane saray, Ahlat'taki saray, Marmaris'teki saray, Beştepe saray. 13 tane uçak var. Atabey 13 tane uçağa niye ihtiyaç duyuyorlar Allah aşkına? 13 tane özel uçağa niye ihtiyaç duyuyorlar? Bakın Türkiye bu dönemki kadar kendi değerlerinden koptuğu, bu kadar israfın yaşandığı bir dönem yaşamamışızdır. Yine bir başka konuya gelelim. Bununla bağlantılı olarak Katar deyince aklımıza geliyor. Katar'dan gelen bir uçak geldi biliyorsun. 500 milyon dolar bir hediye uçak geldi. Bu niye geldi diye düşünürken, enişten ben niye öptü diye düşünürken neyi öğrendik? Neyi öğrendik? Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ve bir yandaşa verildiğini öğrendik. Kaç paraya? 50 milyon dolar. Verildi mi para? O para da verilmedi. O para da verilmedi. Tank palet fabrikasını satmak vatana ihanettir. Nokta. Hı hı. Tank palet fabrikasının satışı milliyetçiliğin turnusol kağıdıdır. Sen milliyetçiyim diyorsan Katar bir silahlı kuvvetlerinin fabrikasının Katar silahlı kuvvetlerine verilmesine karşı çıkacağız kardeşim. Nokta. Bakın ne yapıldı? Şimdi şehitler bizim için kutsal değil mi? Asker bizim için kutsal değil mi? Hiç şüphesiz. Peygamber ocağı diyoruz. Şimdi sen bir askerini, bir bölünü ya da Türk silahlı kuvvetlerinin bir erini bir başka silahlı kuvvetlerin emrine verebilir misin? Verirsen bu vatana ihanet değil midir? Tank palet fabrikası da Türk silahlı kuvvetlerinin bir unsurudur. Ve onu Katar silahlı kuvvetlerinin emrine verdin vatana ihanet. Bu, bakın bu bile normal ülkelerde bir hükümetin istifa etmesi, bir sistemin değişmesi için bir orada görev yapanların istifa etmesi için çok basit bir nedendir. Bir şey var mı? Ne diyorlar? Bir şey diyemiyorlar. Ya tank palet fabrikası sen niye verdin kardeşim? Tank palet fabrikasında tank üretiyordun. Senin mühendislerin yetişmiş. Askerin çalışıyor. Yaklaşık 20 milyar dolar değerinde bir fabrika bu. 20 milyar dolar değerinde bir fabrikayı götürdün bir yandaşınla. Bir yandaşınla Katar Silahlı Kuvvetleri'nin emrine verdin. Bu vatana ihanetten başka bir şey değildir tabii. Hep siz anlatıyorsunuz ya, biz acaba Türkiye'de mi yaşıyoruz yoksa başka bir ülkede mi yaşıyoruz, adı konulmamış bir ülke, haberimiz yok. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun'un yine ilginç sözlerinden bir tanesi. Son 20 yılda medyada çoğulculuk ve çeşitliliğin arttığını söyledi. Buna inanır mısınız bilmiyorum ama bugünün tek sesli medyasından çok çok daha fazla okunan, izlenen alternatif bir medyamız var diyor. Yani TÜİK gibi. TÜİK gibi olsa gerek. İktidara yakın o kadar çok medya kuruluşu arttı ki mesela Sayın Cumhurbaşkanı çıktığında canlı yayınla 20-25 televizyon kanalı birden aynı anda verebiliyor. Bu düzen tabii ki de verecek ama haberlerde de haber bülteninde de o Sayın Fahrettin Altun'un bahsettiği gibi o çoğulculuk ve çeşitliliği görebiliyor muyuz sizce? Yani hiçbir yerde görmeniz mümkün değil. En basiti Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 24 Haziran seçimlerinde o halle birlikte eskiden televizyonlar siyasi partilere eşit zaman ayırmak zorundaydı. Bir genelgeyle, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 24 Haziran'da Yüksek Seçim Kurulu'na bir genelge yayınlayarak bunun zorunlu olmaktan çıkarılmasını sağladılar.
Bu da büyük bir yalan. Yani göbes diyor ya, ne kadar büyük yalan söylerseniz ve o yalanı ne kadar çok tekrar ederseniz inanır çıkar diyor. O kadar inanmış oluyor. Ya tek sesli çok kanallı bir medya düzeyine karşı karşıyayız. Allah aşkına baksanız da eskiden bu merkez medyası dediğimiz medyaya baksanız da yandaş medyanın ne farkı kalmış? Bir televizyon kanallarına bakın bakalım. Kaç tane farklı ses duyabileceksiniz? Kaç tane? Ben sayayım size. Ya bir ya iki. En fazla üç. Öyle değil mi? Bir bakın bak. Üç tane televizyonun dışında bir televizyon kanalı var mı yandaş olmayan? Gazetelere bakın. Gazetelere bakın. Şimdi o koca koca gazetelerin satışları yerle bir olmuş durumda. Kim var muhalif medya? Ben size söyleyeyim. Sözcü var. Bir Gün var. Yeni Çağ var. Evrensel var. Cumhuriyet var. Ve şimdi de Karar var değil mi? Evet. Başka da yok. Başka da yok. Şimdi ilanlar kime gidiyor? Sözcü 300 bin satıyor. Diğer gazete 5 bin satıyor. Sözcüye verilen ilanın 5 katı oraya veriliyor devlet ilanları. Tamamen besleme yandaş bir medya yaratılmış durumda. Havuz medyası, haram medyasını biz mi icat ettik kardeşim? Bakın eskiden gazeteciler bu kadar baskı altında mıydı? Eskiden medya bu kadar baskı altında mıydı? Şimdi bir onun lakabı şey, pergoleci Fahrettin. İnşallah size bir şey olmaz. Aman çok da ne sert. Ne oldu? Cumhuriyet gazetesi onunla ilgili pergole haberi yaptığı için 45 gün ilan durdurma cezası verildi. Bir Güne, Evrensel'e, Yeni Çağ'a verilen cezalara bakın. Bunlara ilan verilmez. Bunlara devletin kurumları ilan vermez. Vakıflar Bankası vermez. Halk Bankası vermez. Ziraat Bankası vermez. Bunlar tamamen o yandaş basına, yandaş medyaya bakan kurumlar. Yani Fahrettin Altun'un söylemiş olduğu laf TÜİK'e benziyor. TÜİK diyor ya, işsizlik azalıyor. O da 20 yıldan beri ilk kez diyor, bu kadar geniş medya düzeni oluştuk. Allah ona da utanma duygusunu versin biraz diyoruz. Şimdi biraz da siyaset diyelim son bölümde de. Tabii bu CHP'lere, belediyelere yapılan baskıyı da bir soracağım size. O bir cepte olsun ama öncelikli olarak yine bu ittifaklar arası bazı geçişlerin olabileceği konuşuluyor. Son olarak tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e dönüp bir çağrısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destekleriyle böyle bir denklemde sanki değişimin habercisi olabilecek nitelikte bir gelişme bu. Tabii tartışmaya farklı boyutlar da kazandırılıyor. İYİ Parti'den Cumhur İttifakı içinde yer almayız. Bu Millet İttifakı'nı bölmeye dönük bir çaba çıkışı geldi. Ali Babacan'a göre ise bu tartışma gündem değiştirmek için iktidarın sıcak tuttuğu bir konu. Yani bunu gerçekten de hesap ederek olabilecek bir şeymiş gibi mi bir çağrı yapıldı? Yoksa ya biz şu suyu biraz bulandıralım bakalım ortalık nasıl karışacak? Bence bu açıklamalar biraz anketlere, anketlerden kaynaklı bir açıklama. Çünkü artık Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde yapılacak ilk seçimlerde çoğunluğu sağlayamadığını net bir şekilde hem büyük ortağı hem küçük ortağı görüyor. Şimdi tabii siyaset ilginç bir şey. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımız zaman hakikaten çok tezatlar içeriyor. Bakın aynı Bahçeli bir yıl önce Zillet İttifakı diyordu. Aynı Bahçeli bir yıl önce BK terör vesaire diyordu bu ittifak, hatırlıyor musunuz? Yani hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerdeki bu ittifaka ne diyordu? BK, terör, zillet demiyor muydu? Diye. Tablo karşılaştırıyordu sollu sağlı. Evet. Demiyor muydu? Diyordu. Şimdi gelip demek ki İYİ Parti'ye dün illet, zillet, PKK, FETÖ vesaire diyenlerin ya o gün söyledikleri yalan ya bugün söyledikleri yalan. Ve yerli ve milli oldu. Yerli ve milli. Birdenbire yerli ve milli. Yerli ve millinin ölçüsü ne kardeşim? Yerli ve millinin ölçüsü, ben size söyleyeyim. Birisi yerli ve millinin ölçüsü bir tank paralel fabrikasıdır. Bir diğeri Süleyman Şah Türbesi'dir. Buradaki tavrınla yerli ve kendine göre şey uyduruyor. Ne uyduruyor? Standartlar uyduruyor. Sen kimsin millisin yerlisin? Sen kimsin millisin yerlisin? Sen değil misin bu Türkiye'nin değerlerini yabancılara satan? Senden milli olur mu? Senden yerli olur mu? Sen değil misin Türkiye'deki önemli kurumları başka ülkelere peşkeş çeken? Sen değil misin Türkiye'nin Katar'ına, Araplarına Türkiye'nin değerlerini veren? Kim, hatırlıyor musunuz Türk Telekom'u? Ya daha ilk dönemlerde değil mi? Babalar gibi satarız diyorlardı. Türk Telekom Türkiye'nin en önemli kamu kaynaklarından altın değerinde bir kuruluş. Ne yaptı? Hariri ailesine verdi. 6 milyar dolar karşılığında o parayı ödemedikleri gibi içini boşalttılar. 20 milyar dolar bu memleketin kucağında kaldı. Bu mu yerlilik, millilik? O nedenle bunların bu konudaki açıklamalarının samimiyetini sorgulamak lazım. Aynı Devlet Bahçeli biliyorsunuz
Tayyip Erdoğan'a neler söylüyordu? Evet. Sonra gitti onunla ortaklık kurdu. Meral Akşener'le ilgili hatırlayın Meral Akşener'e söylenen bel altı lafları da Sayın Meral Akşener'e söylenen. Şimdi yerli ve milli o fotomontajlarla nasıl karlandı? Şimdi yerli ve milli diyor. Hı hı. Şimdi o nedenle bunların çok sözlerini ciddiye almamak lazım. Gündem değiştirmeye, gerçeklerin konuşulmasını önlemeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum ben. Evet. Ve tabii belediyelere olan baskı her geçen gün daha da artıyor. Evet. Hatta hacizler gönderiliyor. Geçmiş dönemden borç tabii olmasına rağmen, değil mi? Adana'daki örnek hala çarpıcı. Bağışlarına el konuluyor. Yani burada şirketleri diyor sen yönetemezsin, evet, ben yöneteceğim diyor. Danıştay kararı bakın. Diyor ki yani şu duruma bakar mısınız? Halk İstanbul Belediyesi'ni yönetsin diye Ekrem İmamoğlu'na yetkiyi veriyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu belediyeyi yönet ama belediyenin işraklarını yönet. İSKİ'yi de yönet. İSPARK'ı da yönet diyor. Ama yok seçim bitiyor. Ekrem İmamoğlu kazanıyor. Yönetemezsin diyor. Sen diyor sadece belediye binasını yönetirsin diyor. İSKİ'yi yönetemezsin diyor. Ne bileyim Mansur Yavaş'ı ASKİ'yi yönetemezsin diyor. Bağlı iştirakları yönetemezsin diyor. Açık bir darbe. Açık bir darbe. Başka ne yapılıyor? Ekmek dağıtımını sırlandırıyor. Bağış toplamasını yasakladı. Bağış toplamasını. Bağış toplamasını yasakladı. Bunun ne gibi sakıncası olabilir? Bağış toplamasını yasakladı. Toplanan paralara el koydu büyük hükümet. Toplanan paraları el koydu ama her şeye rağmen hiç mazeretimiz yok. Baskı da olsa paramızı da kestiler. Türkiye'deki Millet İttifakı'nın belediyeleri destan yazıyor. Bakın destan yazıyor. Büyük şehirleri öyle, il belediyeleri öyle, Ardahan'ı öyle, ne bileyim Bolu'su öyle, Burdur öyle. Türkiye adeta bir destan yazıyor belediyelerimiz. Sadece büyük belediyeler değil, küçük belediyelerimiz de destan yazıyorlar. Türkiye'nin her köşesinde ne diyorlardı bunların en büyük seçim propaganda malzemesi ne diyordu? CHP zihniyeti gelince sosyal yardımlar kesecek diyor değil mi? Evet. En büyük propaganda malzemesi bu değil miydi? Ne oldu CHP geldi? Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de ne oldu? Türkiye'de sosyal yardımlar en az 5 kat arttı. Bana. 5 kat arttı. Ankara'sında ayırmıyor fakiri fukarası. Mersin'de Vahap Seçer ayırmıyor fakir fukara. Ayırmıyor. Siyasi görüşüne bakmıyor. Yoksul mu, ihtiyacı var mı yok mu ona göre yardım ediyor. Hı hı. Türkiye'de adeta Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler destan yazıyor. Kadrolarıyla yaptıkları işlerle ne kadar baskı olursa olsun, ne kadar karalamaya çalışırlarsa çalışırsınlar biz işimize bakıyoruz. Türkiye'de yaklaşık milli gelirin %65'ini yöneten belediyelerimiz destan yazmaya devam ediyor. Peki. Noktayı koyalım o zaman birlikte. Güzel bir sohbet oldu. Her konudan bir yorum değerlendirme aldık, evet, sizden. Sayın Ağababa çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bütün bizi izleyenlere selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii Halk TV ve böyle bağımsız medya kanallarına da herkesin sahip çıkması gerekiyor. Hep yanında olmamız gerekiyor. Biz de Halk TV'nin bu kıymetini, değerini bildiğimizi ifade etmek istiyorum. Size ve bütün Halk TV çalışanlarına herkese selamlarımı, saygılarımı. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için diyelim ve gündem özele noktaya koyalım. Saat 18'de Halk Ana Haber'de günün tüm öne çıkan başlıklarını, gelişmelerini bulabilirsiniz. Yine sizinle beraber saat 20'de beraber olacağız sevgili seyirciler. Gündem özel programında Libya ve Doğu Akdeniz meselesini biraz daha derinlemesine konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.